Bak, bu sembolizmi daha iyi anlaşılması açısından ben şöyle bir benzetme yapayım, bir örnek vereyim. Hatta bir iki tane örnek verebilirim. Mesela bugün herkes maske takmak zorunda ya. Bu çok tartışmalı bir durum. Ben bu konuya hiç girmek istemiyorum ama şöyle düşünün. Bu maske aynı zamanda kapa çeneni anlamına gelir. O bir semboldür orada. Evet. Biz ne diyorsak onu kabul edeceksin. Bizim bilim adamlarımıza inanacaksın. Başka bilim adamlarının dediğinin hiçbir önemi yok ki. Zaten bu gibi videolar siliniyor YouTube'dan. Karşıt fikir hiç yok yani. Sadece onların fikri var. Bu bir semboldür. Başka bir örnek daha vereyim. Mesela hatırlarsanız bu 11 Eylül'de İkiz Kuleler yıkıldı ya. 11 Eylül deyince ne geliyor herkesin aklına? İkiz Kuleler geliyor değil mi? Fakat aynı zamanda bir yere daha saldırdılar. Neresiydi orası biliyor musun? Pentagon. Ve bu saldırı da başarıyla gerçekleşti. Ama 11 Eylül deyince neden hep İkiz Kuleler gelir insanların aklına? Çünkü Pentagon böyle yayvan bir şey. Yani bir gösterişi yok Pentagon'un. Fakat işte o ikiz kuleler bir semboldür aslında. Onlar böyle anıtlar gibi yüksek binaları yıkınca ses getiriyor. O yüzden semboller her zaman çok önemlidir. Böyle bir sürü örnek verilebilir ama çok uzatmayacağım. Ben zaten çok uzun konuşuyoruz normalde de. İdare edin artık. Sen devam et Murat. Yani sembolizme dikkat çekmek istedim orada. İletişimde özellikle. Çünkü sembollerle bir size farkına varmadan bir şeyleri iletirler sürekli olarak. Ben aslında çok konuştuk, haklı Hakan. Ben son sözlerimi söyleyeyim. Şimdi İngiltere Kraliçesi Elizabeth'in yabancı bir ülkedeki hareketlerinden tutun ki en tepe noktada kraliçe vardır. İngiltere Kraliçesi'nden sonra işte gelen ABD Devlet Başkanı ya da başka siyaseten güçlü ülkelerin devlet başkanlarının ekrandaki görüntüleri çok dikkatle incelenir ve oradaki sembollerden de anlam çıkarılır. Söz gelimi işte İngiltere Kraliçesi Türkiye'ye gelir, Ayasofya'yı ziyaret eder, başına tam olmasa da saçını açıkta bırakan bir eşarp bağlar ve bunun anlamı artık Türkiye'nin ılımlı İslam modeline geçeceği mesajıdır. Bunu dünya böyle alır. Onun kıyafetlerinden, el hareketlerinden okumalar yapılır. Tıpkı İngiltere Kraliçesi gibi ABD Devlet Başkanı ya da başka büyük ülkelerin, büyük ülkeler tırnak içinde söylüyorum, bunlar siyaseten güçlü Fransa gibi, İngiltere gibi ülkeler, Almanya gibi ülkeler. İşte Almanya şansölyesi biraz daha net davranırken sembollere pek itibar etmez. Ama işte bunu siz Fransa'ya baktığınızda ya da başka bir ülkeye baktığınızda konuşurken başka bir mesaj verebilir ya da Obama'nın arkasında bir golf sopası görebilirsiniz. Bunu da başka bir Beyzbol sopası beyzbol mı? sopası görebilirsiniz. Bunu da başka bir okuma içerisinde analiz edebilirsiniz. Bunlar bu şekilde yorumlanıyor. Fakat sembollerle iletişim dünyada aslında sadece anlayanlara yöneliktir. Yani herkes aynı yere bakar. Küçük bir azınlık anlanması gereken her şeyi görebilir. Ezoterik diyebilir miyiz bunu? Ezoterizm, evet, belki de bir parça o. Evet, bir parça var. Çünkü ezoterizmde çok fazla sembol var. Yani o paranın üzerindeki işaretler. Bunlar açıklayan insanlar var. Çok fazla girmeyeceğiz tabii o konuya da. Neticede iletişim var mı yok mu şu anda? İnsanlar arasında iletişim var mı? Mesela biz sürekli olarak hani bu teknolojiyle övünüyoruz ya, 5G gelecek örneğin. Bunlar bizim iletişimimizi hızlandıracak. Ama gerçekten bir iletişim halinde mi olacağız, yoksa birileri bize bir şeyler mi iletecek?